Isso. Yeşim ya, kusura bakma. İkimiz kapıdan sığarız düşünmüştüm. Yok canım, ne kusuru? Ben de öyle şey etmiştim. Yeşim, burnun iyi mi? Buz ister misin? Yok canım, gerek yok. İyiyim, merak etme. Kahve? Ay çok iyi olur vallahi. Fındık. Gel. Efendim? Gel. Bak. Gel. Koş koş koş. En sevdiğim oyuncak. Otur. Benim yaşam alanım. Üç köpek olduk ve hemen çete salırım. İnsanların bazısına çok gıcı kalırım. Beni biraz seversen hemen kuyruğu salırım. Kötü adama hırlarım, iyisini tavlarım. Çevreyi seven insanla ölümüne kalırım. Dikkat köpek var. Biraz su koysana. Dikkat köpek var. Biraz da mama koy. Dikkat köpek var. Sen de zıpla, sen de zıpla. Dikkat köpek var. Hayvanı sev, çevreyi sev. Selamun aleyküm yenge. Senin için demişlerdi yenge. Ara vitesin yokmuş. Ya tam gaz gidermişsin ya kaş göz edermişsin. Meseleyi hiç uzatmayalım. Biz talibiz. Senin veteriner dükkanına pet shop'u falan komple almak istiyoruz. Ama teklifi bir dinle be yenge. Tümüne 100.000 vereyim. Sırf devir için. İçerideki eşyalara da ne ödediysen hallederiz. Bir, buçuk olsun. 150. 200. 300. 400. 450. 500. 550, 570, 600, 650, 700. Yok. Yenge, 700'e ben hayvan hastanesi kurarım. Yalnız yenge, sen tanımadın beni. Delikanlılığımızdan, iyi niyetimizden geldik. Senin oyununa düştük. Bak, bu teklif 200 fazla bile buraya. Beğendiysen efendi efendi verirsin. Yoksa ben bulurum seni ikna etmenin bir yolunu. Söyle mi verdin lan sizi bana? Ha, siktir anne moduna girdin. Şimdi yaşlıya el kalkmadı hiç. Yoksa... Ayrıca kadın da olduğu için. Değil mi abi? Tabii. Aynı zamanda annelerimiz bir çiçektir. Ama önce kafama vurdular. Arkadan terlikler. Çok ağrıma gitti abi. Beklenirdi ama o Tahir'den. Yüzsüz herif. O gestirecek köpekleri buna kullanacağını bilseydim. Ama yanında bırakmayacağım. Elbette bir gün hesabını verecek. Senin en çok hangi özelliğini seviyorum biliyor musun? Hangi? Hayvanları bu kadar çok sevmenin. Yeşim,
hayvanlardan daha çok önemsediğim bir şey var biliyor musun? Neymiş? Sen. Hayatım, yurt dışından arkadaşlar geldi. Ben de hayır diyemedim. İkna kabiliyetleri çok kuvvetli. Senden rica etsem bu akşam paşaya bakabilir misin? Peki Necdet abi, sen keyfine bak. Yok be şekerim, ne keyfi? Görev, vatandaşlık görevi benim. Şehrimizi tanıtacağız. Alizi! Ben de senin şu yeni komşu zannettim. Ya ben de yeni komşu zannettim de Necdet abi. Bu gece işleri varmış, paşayı bana bıraktı. Nerede kalmıştık? Sen en değer verdiğin şeyden bahsediyordun. Ah! Ay. Melis, bir şey mi oldu? Ay şimdi eski sevgilim yeni biri varmış, tamam mı? Ben şimdi oraya gideceğim, basacağım. Sonra gözlerini boyayacağım o kadının. Ama yanına bakacak kimse yok. Yalnız kalamıyor. Murat, sen de kalabilir mi? Tabii ki. Ama Melis bir sakin ol. Sakinim. Sakinim. Sakinim zaten. Yok, kimseyi öldürmeyeceğim. Sadece uyuyacağım. O kadar. Melis'miş. Bu gece de misafirin çokmuş. Ya nerede kalmıştık? Dünyanın en çok önemli... Tabii tabii. Sıçacağım ama artık. Ben de ya, ben de. Üf ya. Ben geldim. Seda'nın annesi hastaneye kalkmış da. Köpekleri bıraktılar. Gelsene. Ya annem mesaj attı da geriken ekmek al diyor. Ben gideyim. Ama bitti sanma. Bir başlasa. Yok yok, zahmet etme sen, ben giderim. Görüşürüz. Görüşürüz yeşim. Çocuklar, asansörü gördüm de aklıma bir fıkra geldi. Bakın şimdi, Temel kapıcı. Çalıştığı 10 katlı binanın asansörü bozulunca bir kağıt asıyor. Üstüne de şöyle yazıyor. Asansör bozuk. En yakın asansör 100 metre ilerideki yandaki binadadır. Nasıl? Bir dakika, bir dakika. Kızım, ne oldu sana? Bir şey mi oldu? Aa. O da mı hasta? Ne oldu bugün bunlara ya? Nasıl anlamadım Haluk abi? Aşağı sokakta da bir yavrucak kötüydü. Semra Hanım'a götürdük. Allah Allah. Ya Haluk abi ya, sen bir şu köpeğe bakıver lütfen. Ben köpeklerimi bir götürüp hemen geliyorum, olur mu? Tamam, bak işine sen. Gel, 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 gel. Tamam. O da mı hasta? Vallahi iyi değil. Yeşime gidiyoruz. Başka köpekler var diye de duyduk.
Tamam, siz gidin, ben geliyorum, tamam mı? Hayatım, hepsi bir gecede nasıl hastalanır? Bir şey mi yaptı acaba? Vallahi olur mu olur? Bir manyağın teki falan. Ha. Arkadaşlar merhaba, herkes köpeğini alsın bakalım. Ya arkadaşlar, haberiniz var mı hasta köpeklerden? Evet var Murat abi. Ya yedikleri bir şeyden mi acaba? Ya da bulaşıcı bir şey falan mı? Ya bilemiyorum ki ya. Ama biz bir dağıtsak, sağa sola baksak, hasta köpekleri toplayıp yaşamı götürsek ne dersiniz? Evet evet, iyi olur. Bence hemen gidelim. Gel. Ay, acaba önce bizim çocukları eve mi bıraksaydık? Aa, doğru diyorsun ya. Bulaşıcı bir hastalık olmasın. Ayak bağı da olmasın köpekler. Hı. Gel fındık. Yavaş, yavaş kıcım, yavaş, yavaş. Daha iyi oğlum. Hayırdır? Bir sıkıntın var? Ya gel ya Rüstem, sana ihtiyacım var. Gel, gel, yürü. Yeşim ben de kalayım, ne olur ya. Ya ama görmem lazım, ne olur ya. Ya Yeşim bacım, vallahi hayvan çok fena görünüyordu. Ne olur kurtar, gözünü seveyim ya. Tamam, biz elimizden geleni yapıyoruz, tamam? Hayatım, kaç köpek var içeride? Biz en az 4-5 tane getirdik. Vallahi Necdet abi çok. 10 tane vardır. Hatta belki daha fazla. Çünkü sizden önce de getirenler oldu. Ya ama ne oldu peki? Yeşim, hadi. Geliyorum. Bir şeyden zehirlenmişler. Bazılarının durumu kritik. Sonra konuşuruz, tamam? Ya abi, benim içim fena oldu hayvanlara o şekil görünce ya. Tamam hayatım, tamam. Sakin. Bunlar hepsi zehirlenmiş. Kasıtlı bir iş bu. Vallahi öyle görünüyor. Tamam da kim yapmış olabilir? Aklıma birisi geliyor ama. Kim peki, söyleyecek misin? Tahir. Ulan bu Tahir işi ise kıracağım kemiklerini. Ha Muratçığım lütfen. Ne konuşmuştuk ama? Ha, telefon çalıyor da. Siz gidin. Ben geleyim, tamam? Efendim Kirbe. He. Tamam dur, vereyim dur. İki yumurta. Tamam, bir şekerler çırpıyın. Sen mi yaptın lan? Ne oluyor be? Bana bak, köpekler ölüyor. Sen mi zehirledin? Hayatım tamam, sakin, tamam, tamam, Bacım, tamam. Lütfen. Şimdi geldi olay benim de kulağıma. Yavrucaklar zehirlenmiş galiba. Ama yani benimle bir ilgisi yok. Hem ben de hayvan sektöründe bir insanım sonuçta. Hem sokak köpeklerini öldürmek istedim diyelim. Bana faydası olacak bir şey değil ki. Neden yapayım yani böyle bir şey? Yanlış mıyım? Hayatım, adam aslında doğru söylüyor. Bana bak, dün gece birisi zehirledi onların. Neredeydin? İşim vardı. Beykoz tarafındaydım. Sabah geldim. Ne işin? Eğlence sektöründe bazı işlerim var. Ekmeğim değil. Dün gece sabaha kadar Beykoz'da bir kulüpte çalıştım. Yani yoktum buralarda. Ayrıca şahitlerim de var. İsterseniz konuşun. Ya bunun bilgisi yok galiba. Şahitleri de varmış. Gidelim biz. Öyle olsun. Ama gözüm üzerinde. Bu işin altından çıkarsam görüşeceğiz. Gidelim hadi. Hadi, hadi, hadi. Gel. Gel, 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 gel. Tamam. Heh, afiyet olsun. Yapınca bize de yolla lillahsız. Tamam. Haydi. Haydi. Ne oldu? Hayatım, herifin bir suçu yok sanki. Ha, iyi daha iyi oldu o zaman. Şey yapmayak. Arkadaşlar, yine de kimin yaptığını öğrenmemiz gerekiyor. Ne dersiniz deyin. Gözüm şu Tahir'i tutmadı. Bu işin altından çıkabilir. Ya ben biraz işim var daha oğlu. Siz gidin, ben geleyim. Tamam, haydi. Görüşürüz. Tamam, kahvedeyiz.
çıldıracağım ya. Kim ne ister ki bu köpeklerden? Ben biliyorum kimin yaptığını. Ah, Necibe Hanım. Nasıl? Buyurun efendim. Barista efendi, nerede kaldı benim double, ristretto, venti, non-fat, organik, çikolade, brownie, frappuccino, extra hot with foam, and with cream, absinthe double, blended. Şimdi geliyor. Muratcığım, gençten bir pezevenk var. İleride dükkanı var, dükkanı. Marketçi Furkan. Geceliğin onu gördüm sokakta. Köpeklerin başındaydı. Mutlaka o zehirledi köpekleri. Emin misin teyze? Buyurun efendim. Non-fat. Evet efendim, afiyet olsun. Gidin sıkıştırın yavşa. Mutlaka itiraf edecek. Kaybolan market. Koşun, koşun. Gidin, gidin. Kalkın, gidiyoruz. Hadi gelin. Sen mi zehirledin lan köpekleri? Ha? Ne oluyor ya? Ya niye yaptın bunu? Niye? Hayatım dur. Öldüreceksin adamı. Ya Necer abi, bu herifin yüzünden köpekler ölüyor ya. Lan! Senin yüzünden köpekler ölüyor lan! Ne diyorsunuz abi ya? Gece vaktini köpeklerin etrafında dolaşan sen değil misin? Ya manyak mısın, nesin ya? Köpeklerini niye zehirliyorsun? Bak, polisi çağıracağım, gelsinler. Derdini onlara anlatırsın. Bir dakika ya, bir şey anlamadım. Kim dedi size benim yaptığımı? Mahalleden bir teyze. Hangi teyze? Ya kısa saçlı bir teyze. Kısa boylu bir kadın mı? Hani böyle yaşlı olan. O evet. Sapık sapık kahveler içer. Hah, kesin o. Ya o benim kız arkadaşımın babaannesi. Torunuyla çıkıyorum diye gıcık bana. Yapmadığını bırakmadı. Ciddi misin? Hadi ya. Bakın abi, ben de hayvan severim. Benim de kobram var, tarantulam var, kırkayan var. Neden zehirleyeyim hayvanları? Lan manyak! Onlar nasıl hayvan öyle? Öyle deme abi, onlarınki de can. Ya. Arkadaşlar, kadın bize yalan söyledi. Ya. Güzelim, kusura bakma. Dükkanın içine biraz sıçtık. Affet bizi. Tamam da abi, hani olmuyor anlamadan, dinlemeden. Şey, biz bir şeyler alsak ha? Affedersin bence o zaman. Ha? Affedersin, affedersin. Hadi çocuklar, hadi. Hadi, 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 hadi. Kardeş kusura bakma ya. Al, al. Hakkını helal et, tamam mı? Ulan çok pis gol yedik ya. Ya sorma ya. Bir dakika dur. Bir dakika. Yeşim? He? Ah, öyle mi? Çok güzel haber ya. Çok sevindim. Çok teşekkür ederim Yeşim. Tamam, tamam. Sonra görüşürüz. Hadi bay bay. Hayatı tehlike kalmadı. Ama tedavileri sürüyor tabii. Ay çok sevindim. Oh, çok şükür. Ya çok korktum ya. Bu hayvanlar bir şey olacak diye. Biz de hayatım, biz de. Bir dakika. Ben bunu bugün bir yerde gördüm ya. Dobby. Aa, bakın şurada da var bir tane. Hayatım bak, orada da var bir tane. Allah Allah. Acaba bunların yüzünden mi? Aa, bakın orada da var bir tane. Gelin, gelin. Yürüp gidiyoruz. Abi tamam. Dediğin gibi bütün mahalleye dağıttım promosyonu. Tamam, tamam. Her yere adım başım ama
sen lan ha? Bu herifle. Çocuk 3-5 kuruş yolunu buluyor ya. Kes lan! Dayı oğlu yanlış anladın. Yani ben... Sen de sus! Bu ne lan? Leş gibi kokuyor lan! Öyle deme lütfen. Organik mama o. Kendi markamız. Dünden beri her köşeye yerleştirdik ürünleri. Mahalleye hizmet olsun diye. En iyisi dedin. Birinci sınıf mama dedin. Lan yoksa o köpekler bizim yüzümüzden mi? Abi, abi olmaz ya. Olmaz abi. Rüstem, bana bak Rüstem. Senden bunu hiç beklemezdim. Abi kandırdı beni. Bak arabamın da ağzına sıçtı. Ne o tüy mü? İyi yapmış. Bana bak. Sen aslında burada ağzını burnunu kırmam lazım. Bunu yaptıkların cezasını ödeyeceksin. Hayvanları mahvettin lan. Söyle bakalım nasıl ödeyeceksin? Tedavi masraflarını karşılayayım. Olur. Başka? Barınağa bağış yapayım. 500 lira. 500 lira para mı lan? Kaçmer. Kovdum lan seni. Tamam. 10.000 lira. Yetmez. 20? 30. Ve bütün bu pis yemekleri yok edeceksin. Bak yoksa bela olurum sana. Çiftliğini de unutmadım. Bunu da hesabını ödeyeceksin de. Tamam. Ne dersen kabul. Girdi mi lan? Bülük. Konuşma lan. Yeşim, bulduk kimin yaptığını. Tahir'miş. Bütün köpek tedavilerini o karşılayacak. Nasıllar? İyiler ama biraz beklemek lazım. Çok şükür ya. Ya Yeşim, sana son günlerde bir şeyler anlatacaktım ya ama ağzından çıkmadı. Fark etmişsindir. Veyahut da başkaları ara giriyor. Mesela Berna. Sana bir şey söylemek istedim Yeşim hep. Yeşim, ben seni... Bu dizinin çekimleri sırasında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hiçbir hayvana zarar verilmemiştir.